Merhaba arkadaşlar, ben Twist'in. Bugün yepyeni bir eğitim videosuyla karşınızda olmak isterdim. Fakat bu video, önceki videonun devamı niteliğinde bir video olacak. Çünkü önceki videodan birkaç soru aldım. Bu sorularla ilgili, bu sorunların çözümüyle ilgili bir video hazırlamak istedim. Ufak bir video olacak. Burada bugün 29 Ekim, Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Bu videoyu ne zaman paylaşırım bir bilgim yok. Fakat eğer geçmiş olursa da geçmiş Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Şimdi ise az sorunları ufakça değineyim. Virtual DAP'la dönüştürdükten sonra boyutunun çok fazla olması, videonun sesinin olmaması ve oyuncular arası geçişlerin olmaması, yani hiçbir şekilde geçilmemesi. Bunları düzelttim, bu sorunları düzelttim ve yani size eğitim videosu hazırladım bu konuyla ilgili. Şimdi hiç vakit kaybetmeden direkt geçelim şeye, Counter-Strike'a. Diğer o CFK değişimi, Nvidia panelinden ayarların yükseltilmesi gibi veya işte CS:GO başlangıç ayarlarının düzeltilmesi gibi konulardan hiç bahsetmiyorum. Çünkü eğer bilmiyorsanız veya bu videoyu ilk kez izliyorsanız bu konu hakkında ilk videoyu lütfen izleyin. Ekranın kenarına köşesine bir yere zaten koyarım ilk videonun linkini. Şimdi ise hemen vakit kaybetmeden demomuzu açalım. Şu demoyu mesela açalım. İlk olarak kendi CFK üzerinde birkaç değişiklikler yaptım dediğim gibi, hem bu sorunu da düzeltmiş oldum. Şu an normalde zaten bende geçiyordu fakat bazı kişilerde, yeni ilk kez yapan kişilerde geçiş olmuyordu. Onun için auto exec CFK'yi düzelttim ve gerekli kodları yazdım. Şu an geçiş oluyor. Eğer kodları öğrenmek istiyorsanız da bint tırnak işareti mouse 1 11 değil 1, sonra tekrar tırnak işareti spec next, aynı şekilde bunun ikinci hali, bunu enter diyorsunuz, mouse 2 spec prev, yani bin ileri geri, bunları bintledikten sonra geçiş yapabiliyorsunuz. Şu an kendi oyuncuma, yani kendi fragim olduğu için bana geldim. Çok süper. Şimdi şeye gidiyorum. Tick değerine gidelim. Demogotik sanırsam 137.000'di. Hiç buraları göstermiyorum. Önceki videoda gösterdiğim için tick değerine gittim. CFK'de şöyle bir değişiklik yaptım. Açılsın, ha aynen. Şimdi tek tek exec tivisin, exec movie tarzında şeyler yazıyorduk. Ben onu düzelttim. Bakalım şu çalışıyor mu? Bir dakika. Frag 10. Bu çalışıyorsa, bir dakika, denemek amaçlı kullanıyorum. Çalışıyorsa bu. Çalışmıyor. O zaman şey yapacağız. Exec frag mod yazdığınızda kaydı için gerekli olan her şeyi size hazırlıyor. Hotların kaldırımı, gerekli ayarlar, görsel ayarlar, FOV ayarları tarzında. Benim FOV ayarım Hilaya ile birlikte açıldığında tam olarak aktif oluyor. Çünkü bazı kodlar var FOV ayarı için. Şimdi frag modu CFK'yi exekliyoruz ve şu an düzelmiş oluyor. Yandaki hotlarda kalktı, gördüğünüz gibi. Ben önceki videoda 300 FPS kaydetmiştim. Bu videoda 60 FPS kaydedeceğim. Hem gösterme amaçlı olduğu için. Aslında bu frag record'da da frag modda da DOF layer'ları vardır. Ama bunları herhangi bir ilk yeni başlayan veya movie making hakkında bilgisi olmayan biriyseniz bunları bilmemiz çok normal. Bu kodları veya Hilaya'yı. O yüzden bunları göstermeyeceğim. Yüzeysel bir anlatım olduğu için. Direkt olarak devam edelim biz. Şimdi şu kodu göstereyim. Başlatmak için, eğer
Tekrar CFG kullanmayacaksanız, eğer benim CFG kullanmayacaksanız şu kodları yazmanız lazım. Volume 1, sonra host frame rate. Ben 60 FPS yapacağım için 60 FPS yapıyorum. Ve başlatmak için şu an hemen başlatmayacağım. Sadece gösteriyorum. Start movie yazmıştık. Start movie A yazmıştık mesela, örneğin. Bunun ek olarak değiştireceğiz bunu. Mesela A'yı başka bir şey koyayım. İsmi zaten o. Önemli değil. 01, 05, 24. Ne koyayım mesela? Twist'in koyayım. Twist koyayım. Twist'in koyayım. Neyse, boş verin. O sorun değil. Start movie Twist'in. Sonra TGA yazıyoruz buraya. Bir daha boşluk bırakıyoruz. WAV yazıyoruz. Yani hem TGA hem WAV olarak, hem ses hem görüntüsünü kaydedecek ayrı ayrı. Buna Enter'ladığımız anda kayıt başlamış oluyor. Tekrar bitirmek için de End Movie yazıyoruz. Önceki videoda gösterdiğim gibi. Şimdi ise benim kısa yol tuşu zaten sol, pardon, sağ tuştu. Şu an 60 FPS. Ya da direkt isterseniz host frame rate 60 yazarsınız. Resume diyorum. Şu an oynatıyorum. Lag olacak çünkü video kaydettiğim için, daha önce de söylemiştim. Şu an başlatıyorum. F11 ile başlatıyorum benim kısa yol tuşum olduğu için. Herhangi bir nereden başlattığım önemli değil çünkü sadece gösterme amaçlı olduğu için. Benim kısa yol tuşum F11 olduğu için F11 ile başlattım. O demin yazdığım kodla aynı eşdeğer. Evet, frag bu kadardı. Şu an F12'ye bastım durdurmak için. End movie de yazabilirsiniz dilerseniz. Şimdi durduruyorum. Bakalım TCF dosyalarım gelmiş mi? Gelmiş. Ses gelmiş mi? WAV olarak var. Gelmiş. Şimdi şuradan bir demodan çıkalım. Disconnect yazalım. Aynı şekilde File Open Video File diyoruz. Direkt TGA dosyasını seçiyoruz. Daha sonra video FPS'imiz 60 FPS olduğu için 60 yazıyoruz. Ben 60 yaptığım için şu an 300 yaptıysanız 300, 500 yaptıysanız 500. Sonra Compression kısmına geliyoruz. Lagelet Losses Codec'i seçiyoruz. Tıklıyoruz. Configure kısmına basıyoruz. Use Multi Trading kısmını tickiniz. Use Multi Trading tıklıyoruz, yani tik işareti koyuyoruz. Ardından herhangi bir, bunlarda bir değişiklik yapmıyoruz. Mod kısmını YV12 yazan seçiyoruz. Okey diyoruz. Okey diyoruz. Ardından ses için audio kısmına gidiyoruz. Audio from other file kısmına tıklıyoruz. Butondan. Şimdi direkt sesimizi burada A olduğu için bakayım. A olarak seçmiş. A olarak gelmiş ses. A aç diyoruz. Sesimiz şu an birleştirilmiş oldu. Yani tabii dönüştürdükten sonra Save As'a videoyoruz aynı şekilde. Masa üstüne Twist'in 4K diye kaydedelim. Bunu zaten tam olarak kaydetmedim ama gösteriş amaçlı olduğu için sadece Highest diyelim. Ramp daha hızlı ve gördüğünüz gibi boyutu da çok daha düşük oluyor. Evet, şu an bitti. Şimdi kapatıyoruz ve bakıyoruz. Bir sıkıntı var mı videoda? Gayet güzel. O arada takılmasının sebebi 60 FPS olması. 60 FPS ama yine de yüksek kalite olduğu için, bu arada şunu da kapatalım. Sonra buradan CSGO folder, direkt benim kısa yolum CSGO'nun olduğu yere gidiyor. Şuradan TCR ve buradan hem sesi hem de TCR dosyalarını siledim. Daha sonra kapatalım. Şimdi videomuz burada ve boyutuna da bakalım.
396 MB olmuş. Sesle birlikte, hatta dilerseniz hemen bir Sony Vegas Pro'ya da atıp göstereyim. Bu 60 FPS ayarlansın mı diye soruyor. Yani videonun ayarları mesela 1280x720 olması ve 60 FPS olması bu proje ayarlarına da geçsin mi diye soruyor. İsterseniz evet dersiniz, isterseniz hayır dersiniz. Evet derseniz yüksek FPS'te sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama şu an 60 FPS olduğu için bir sıkıntı yok. Evet diyorum, şu an proje ayarlarında da 60 FPS oldu. Şu disable sample yapayım. Bir gereksiz resample'ların gitmesi için. Şu an ses de geldi. Biraz fazla olabilir. Buradan kısabilirsiniz. Herhangi bir takılma yok. Sadece o hem videoyu kaydettiğim için hem de Shift B yapmadığım için oluyor. Mesela gayet hoş, güzel, kaliteli bir iş ortaya çıkıyor. İsterseniz bunu 60 FPS renderlayabilirsiniz. İsterseniz 30 FPS'e ayarlayıp buradan renderlayabilirsiniz veya üzerinde işte herhangi bir ne yapacaksanız yapıp tekrar render'a koyabilirsiniz. Bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar da umarım faydalı olmuştur. Umarım işinize yaramıştır ki yarayacağını düşünüyorum. Çünkü önemli bir konu, önemli bir hatırlatmalar. Önemli bir hatırlatma. Bir sonraki eğitim videosunun smooth üzerine, yani sinematiğini nasıl kaydettiğimi göstereceğim. Olursa yapmayı düşünüyorum, yani çekmeyi düşünüyorum. Ama ne zaman olur herhangi bir fikrim yok. Bugün boş vaktim vardı, bunu halledeyim dedim. Onun dışında söyleyeceğim başka bir şey kalmadı. İzlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, desteklemeyi, like atmayı eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Eğer eğitim videosunun herhangi bir eğitim videosu istiyorsanız şu konuda, mesela Smooth üzerinden birkaç istek gelmişti, Smooth nasıl alınır CSGO'da. Onun için bu Smooth videosunu çekmeyi düşünüyorum. Onun dışında istediğiniz eğitim videosu varsa yazabilirsiniz. Vaktim oldukça çekebilirsem eğitim videosu çekerim. Tekrar teşekkürler. İyi günler.